Beyler, bayanlar, selamlar. Bu sefer kötü bir haberle karşınızdayım. Ne bu kötü haber? CoinFish'i arkadaşlar. Eğer CoinFish'e yatırım yaptıysanız geçmiş olsun. Çünkü oyun kapatacağı ile ilgili bir duyuru geçti dün gece. Ve hemen bu videoyu çekeyim dedim. Eğer içeride herhangi bir korunuz varsa arkadaşlar, onu bir an önce çekip satmaya çalışın. Ama çekip satarken dikkat edin. Fee'yi karşılamıyor mu? Karşılamıyor mu? Yani kalkıp 1 dolar fee öderken içeride de çok az şeyiniz varsa, 50 centlik atıyorum korunuz varsa, çekmenin manası yok tabii ki de. Mutlaka bunu hesaplayıp ona göre çekin. Kendi yorumunu söyleyecek olursanız da bir senedir, hatta bir seneyi geçkin süredir bu NFT sektörünün ve oyunlarının içerisindeyim arkadaşlar. Yani geçen yıl Kasım ayında başladım ben bu işlere ve o zamandan beri hiçbir oyun kapanmamıştı. Evet. Şu ana kadar kapanan ilk oyun bu oldu. Hatta birkaç tane böyle ekonomisinin kötü gittiği oyunu sizlere göstermek istedim ki kendiniz görün ve sonra neden kapandığıyla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Örneğin Dragon Ball arkadaşlar. Ekonomisi o kadar kötüye gitti ki oynamak hiçbir şekilde kazançlı değildi. Oyun devam ediyor. Ya da Plan to Earn başladı. Hayvan gibi hype gördü. Ardından anında düştü arkadaşlar. Anında düştü. Yani şurayı görebilirsiniz. Ağustos ayında girmişiz hatta buna. Yani aynı bu şekilde tıklamalı oyunlardandı bu da. E ne oldu? Oyun hala devam ediyor. Kapanmadı. Kendi çapında devam ediyor. Ya da bizim ilk sevdiğimiz oyunlardan ve bize bayağı para kazandıran oyunlardan Kolobok. Hala çatır çatır devam ediyor. Replanet. Zamanın devi arkadaşlar. Zamanın devi. Bu da aynı şekilde şu anda çok komik fiyatlara gidiyor ürettiğiniz Ether. Ama oyun hala devam ediyor. Yani bugüne kadar normalde hiçbir oyun kapanmamıştı. Ta ki CoinFish'e kadar. Peki CoinFish'in kapanmasının sebebi ne? Çok umrunuzda mı bilmiyorum ama şu şekilde olaylar gerçekleşti. Yaklaşık 10 gün mü 15 gün önce mi ne? Kendi dediklerine göre, takımın kendi duyurusunda paylaştığına göre birisi gerçek hayatta bunları bulmuş. Takımdan birisini bulmuş ve hayatını tehdit etmiş işte. Oyun iyiye gitmiyor, ben seni öldüreceğim vesaire falan filan diye. Onun üstüne Discord'u kapattılar. Ha bu arada oyunun kötüye gitmesinin sebebi de marketi çok uzun süre kapalı tuttular. Arkadaşlar oyunu canlı tutan şey markettir. Yani market kapalı olursa yani çok büyük bir sıkıntı var. Ya da oyun başlar, market 3 ay 4 ay sonrasına planlanmıştır. Aman dikkat edin, o oyundan bir şey olmaz. Çünkü oyunun ekonomisinin gelişmesi için market bir şarttır. Market kapalı olunca token kötüye doğru gitmeye başladı. Oracle sistemi hadi kurtarır diye biz oyuna devam ettik. Ondan sonra bu tehdit hikayesi ortaya çıktı. Tehdit hikayesinden belli bir süre sonra da arkadaşlar Discord'u kapattılar. Çünkü inanılmaz bir fut döndü. Ve şuradaki duyuruda kendinizi görebilirsiniz. Ertesi günü ise oyunla ilgili bazı değişiklikler yaptılar. Ne yaptılar? Oyuna girişi kapattılar. Burada mantıklı bir hareketti aslında yaptılar. Çünkü oyunun iyiye gitmediğini fark edip direkt oyuna girişi kapattılar. Ve işte e-mail'in daha fazla desteklenmeyeceğini falan. Burada bir zaten şüphe oluştu. Yani hayırdır demiştik. Aynı gün ise takıma yardımcı olan birisi ama takımda olmayan birisi. Ya işte ben sizi çok seviyorum bilmem ne falan filan böyle duygusal bana ne sevgilinden bir mesaj attı. Ve bugün de arkadaşlar, daha doğrusu dün gece 3'te yine bir duyuru geçtiler. 3 ayın sonunda bir projenin sonuna geldik artık. Bundan sonra oyundan kazandığınız coral'ları, yani oyunun token'ını çekemeyeceğinizi, ama eğer markette al sat yapmak isterseniz token'ı, bunun açık olacağını ama oyundan hiçbir şekilde dışarı token çıkartamayacağınızı belirttiler. Yani işin özeti arkadaşlar, eğer elinizde token varsa bugün çekin. Bu duyurudan direkt bunu anlıyoruz. Ben içerideki token'ı çektim, artık bu oyunu listemden çıkartıyorum. Yatırımı olup da zararı olan arkadaşlar da geçmiş olsun. Bizim ekip de aynı şekilde zarara uğradı bu oyundan. Umarım bir sonraki projelerde kazanırız. Önceki videomdan da sizlere paylaşacağım projelerden bir tanesi bu takımın oyunlarından bir tanesi olacaktı. İyi ki videoyu yapmamışım, ertelemişim. Yani sırf bu sebeplerden dolayı lan olacak mı olmayacak mı diye tutuyordum. Ama örneğin Rice de CoinFish takımından yardım aldı. Hatta CoinFish başta bunların reklamını yapmıştı. Ve Rice'nin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda büyük ihtimalle çoğu kişi, benim videomla başlayan çoğu kişi Royce'ını çıkartmak üzeredir. Yani çok bir şey kalmamıştır. Eğer ayın 4'ünde 5'inde başladıysanız arkadaşlar, şu aralarda başladıysanız ROI 20 gün civarında tutuyordu yaklaşık olarak. Şu andan itibaren kar ediyor olmanız lazım. Yeni girecek arkadaşlara bir şey diyemem. Yani ne olacak, ne bitecek, oyun ne kadar daha gider. Son söz olarak da arkadaşlar,
bu tarz şeyler yaşanabiliyor, gördünüz. Yani bir senedir ilk defa bir oyunun kapandığını gördük biz. Normalde diğer hiçbir oyun kapanmadı. Yani bir bakıma aldılar, bir sistemi değiştirdiler, bir şey yaptılar, yine devam etti. Hani bir şekilde bu projelerini canlı tutmaya çalıştılar. Ha, ekonomisi kötü oldu, para kazandırmadı, kâr ettirmedi ama bir şekilde devam ettiler. Bu bir senedir benim gördüğüm ilk projeydi. Bir de buna benzer başka projeler ne oluyor arkadaşlar? Bildiğimiz direkt normal NFT projelerinde bu yaşanıyor ve bu daha fazla Solana ağında yaşanıyor. Örneğin bunlardan bir tanesi Cheezy Dizzy'di. Cheezy Dizzy normal hiçbir oyun olmayan, hani direkt görsel NFT arkadaşlar. Bir soldan mintleyebiliyordunuz. Ama ne oldu? Mint sistemini açtılar. Mint sistemini açtıktan sonra çoğu kişi dedi ki, aa, çalışmıyor bilmem ne falan filan. Aslında Link çalışıyordu. Ama nasıl çalışıyordu? Size herhangi bir NFT vermiyordu. Direkt kendileri cüzdanına atıyordu parayı arkadaşlar. Dediğim gibi Solana ağında da böyle dolandırıcıklar oluyor. İşin genel özeti, yaptığınız bu yatırımlar çok riskli. Lütfen bu riskin farkında olun ve bundan sonraki projeleri kendiniz araştırarak kafanıza yatarsa girin arkadaşlar. Ne benim ne de başka bir YouTuber'ın ya da bir Twitter'daki kişinin paylaşımına bakmayın. Girin white paper'ını okuyun, ne olur ne biter. Ama unutmayın ki en güzel proje bile, en iyi böyle öf ne white paper yazmışlar öf mükemmel oyun olacak dediğiniz projeler bile en baştan ölü çıkabiliyor ki şu anda Ruiz'in çok uzun olduğu ve en ünlü oyunlardan bir tanesi Star Atlas'ta. Bunların içinde Star Atlas'la ilgili de yakında bir ROI hesaplamasını yapacağım. Videoda da sizlere paylaşıyor olacağım. Neyse bakalım. Geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Bir sonraki projede kazanmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.